Hilal Kaplan, bir daha seviyesizlikten bahseden olursa, Amerikan seçimlerine günler kala iş iyice histerik bir hal almaya başladı. Adayların birbirine hafifçe sataşmasıyla başlayan laf atmalar yerini gitgide bel altı vuruşlara hatta komplolara bırakmış durumda. Donald Trump'ın 10 yıllar önce söylediklerinin teybe alınıp sızdırılması mı dersiniz? Hillary'nin çarşaf çarşaf yayınlanan e-mailleri mi? Trump'ın gizli ilişkilerinden ve hatta hakkında taciz iddialarından Hillary ve eşi Bill Clinton'ın gittiği iddia edilen bir toplu seks adası iddiasına kadar maalesef her tür mide bulandırıcı duyum haber, irtihaptan boşalan irin gibi Amerikan medyasını kaplamış durumda. Fakat iş burada da kalmadı ve kan döküldü. Buna gelmeden önce artık iyiden iyi iyileşen FBI CIA kapışmasına da değinmek gerekir ki verimli bir uluslararası haberciliğimiz olsaydı bunun çoktan gündeme gelmiş olması gerekirdi. Çok kabaca özetlersek CIA Hillary'yi kollayacak şekilde FBI ise Trump'ı kollamasa da Hillary'ye zarar verecek şekilde nüfuzunu kullanıyor. En basit örnek Hillary'nin ikide bir sızan e-mailleri meselesi. Önce Mart 2015'te Hillary'nin kongrede Benghazi'de saldırıya uğrayan Amerikalı bürokratlar meselesinde hesap verdiği dönemde Dışişleri Bakanı'yken kullandığı özel e-mail adresinden devlet işlerine dair yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bunun yasalara aykırı olduğunu iddia ederek soruşturma başlatan FBI oldu. Ancak bir yıl sonra başsavcılık herhangi bir suçlama yapılmayacağını duyurdu. Ne var ki seçime iki hafta kala 28 Ekim'de FBI, yeni elde edilen kanıtlar üzerinden e-mail soruşturmasının tekrar açıldığını ilan etti. Kan döküldü dememizin sebebi de son sızıntıdan sorumlu olduğu düşünülen FBI ajanı Michael Brown'la ilgili. Cumartesi gecesi Brown'un evinin alevler içinde olduğunu gören komşularının ihbarıyla eve gelen yetkililer, karısının bir kurşunla öldürüldüğünü ve Brown'un da kafasına sıkarak intihar ettiğini açıkladılar. Şimdilik küçük birkaç komplocu site hariç kimse açıkça olayı Clinton'larla ilişkilendirmeye cesaret edemiyor. Ancak Clinton hakkında soruşturma açılmasından günler sonra gerçekleşen bu intihar cinayet kombinasyonunun uyandırdığı soru işaretleri belli. Bu arada geçtiğimiz 10 Temmuz günü Demokrat Parti çalışanlarından Seth Rich, Washington'da bir cinayete kurban gitti. Julian Assange katıldığı bir programda Demokrat Parti'deki muhbirlerinden birisinin Rich olduğunu ima etti ve Wikileaks katilin yakalanmasına yardımcı olacaklara 20 bin dolarlık ödül vereceğini açıkladı. Geçtiğimiz 1 Ağustos'ta ise Clinton çiftinin ahlaksızlıkları üzerine 4 kitap yazmış olan ve katıldığı bir programda ölü bulunursam bu cinayettir ben intihar etmem demiş olan Victor Tom ölü bulundu. 2 Ağustos günü ise Demokrat Parti Başkanı Schulz'un e skandalı sonrası istifa etmesi olayındaki davacı avukatlardan Sean Lucas banyosunda ölü bulundu. Fakat Amerika medyası bu soru işaretlerini ana haber bültenlerinde bile pek duyamadı. Bir yıldır Amerika seçim sürecini takip ederken bizim siyaset sahnemizde duymadığım kadar küfür ve hakaret, görmediğim kadar iğrençlikle karşılaştım. Öyle ki çoğunu buraya birebir tercüme etmekten imtina etmiş durumdayım. Olur ya birisi daha kendisine yönelik oryantalist bakışından ötürü ülkemizin en kutuplaşmış, en seviyesiz, en niteliksiz yerlerden biri olduğunu söylerse o kendini bilmezin kafasına işte bu yazıyı vurabilirsiniz. Hilal Kaplan Sabah